görüşmeleri genel kurulda mecliste devam edecek. Ama komisyonda bakanlıkların Sayıştay tarafından düzenlenen raporlarını gördüğüm zaman gerçekten çok üzüldüm. 2018, 19, 20, 21 yıllarında birçok bakanlığın giderleri, gelirleri, harcamaları ayrıntılarıyla düzenlenirken günden güne bu raporlar kısalmış. Artık Sayıştay görevini yapamıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı ne dedi? Sayıştay açık, arayabilecek bir kurum değil dedi. Oysa Sayıştay görevi bu. Yanlışları, yanlış ihaleleri, harcama kalemlerini, buradaki eksiklikleri tespit etmekti. Cumhurbaşkanı'nı dinleyen Sayıştay, düne kadar 300-350 sayfa olan bakanlıkların raporlarını 30-40 sayfaya düşürmüş. Diğer bir husus, Cevdet Yılmaz'a söyledim. 4.1 milyar İletişim Başkanlığı'nın bütçesi var. Fahrettin Altun burada değil. En büyük bütçe Diyanet'in, Diyanet İşleri Başkanı burada değil. MİT Başkanı burada değil. Peki bunları kim anlatıp savunacak? Cevdet Yılmaz. Hayır, bir demokratik bir ülkede bu olmaz. Demokrasi dediğimiz kavram, hesap sorarsın, hesap verir yönetenler. Ama hesap vermesi gereken Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı ya da MİT Başkanı bugün buraya vaziyet etmiyorlar, buraya gelmiyorlar. İşte bu yüzden meclisin, parlamentonun geldiği nokta işler acısı. Çok şey konuşacağız bütçeyle ilgili. Genel kurulda çok şey anlatacağız, çok şey soracağız. Ama üzülerek söylüyorum ki, Cevdet Yılmaz'a da bunu bugün konuşmamda belirttim. Bütçenin yani 86 milyonun rızkının %17,5'unu faize veriyoruz. Toplam 14 trilyon civarında olan 2025 bütçesi bunun 1.950 milyarını faize veriyoruz. Değerli arkadaşlar, faize 1.950 milyar veriyoruz. Milli Eğitim'in bütçesi 1.451 milyar. Faize 1.950 milyar veriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi 1 trilyon 20 milyar. Savunma Bakanlığı'nın bütçesi maalesef faize ayrılan bütçenin çok altında. Bütçe açığı öngörülen rakam 2 trilyon civarında ama 3 trilyon civarında vergiden vazgeçilmiş. Alınmamış. Bunun yaklaşık olarak askeri ücret ve engelli ya da özel durum olan yurttaşlarımız için ayrılan bölümü çıkardığımız zaman 1,5 trilyon vergi hakkından vazgeçmişiz. Düşünün, bütçe açığını bir yere koyalım. Faize verdiğimiz para, affettikleri vergiyi koyduğumuz zaman bütçe açığı kapanıyor. O yüzden durum işler acısı. Acınası bir durumdayız. Faize verilen paralar, alınmayan vergiler, yine bunun yükü emeklide, işçide, ezilen kesimde olacak. Yani göstermelik bir bütçe, asla ve asla yıl sonu 2025 yılının sonunda tutmayacak bir bütçe, denetimden uzak bir bütçe, hukuktan uzak bir bütçe ve en acısı bunu savunmaktan aciz bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcısı, parlamentoda. Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Dün futbol takımlarımız Avrupa arenasındaydı. Bunu genel kurullara dile getirdik, defalarca getirdik. Beşiktaş'ımızın Türkiye'de oynaması gereken bir maç vardı. UEFA Türkiye'de oynanabilir dedi. Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç. Ama Türk yetkililer, bu iktidar biz güvenliğini sağlayamayız dedi İsrail takımının. O yüzden maç Macaristan'da oynandı. Bir sefer bu utanç verici bir durum. Kendi takımını ve taraftarlarını, kendi yurttaşlarını düşünmeyen, İsrail'in güvenliğini düşünen ve maçı Macaristan'a alan bu iktidar, bu sonuçtan memnun mu merak ediyorum.
3-1 takımımız mağlup oldu. Bu maç Beşiktaş'ın stadında taraftarıyla oynansaydı eminim böyle olmayacaktı. Ve bir utanmazlığa daha şahit olduk. Gol atan İsrailli futbolcu dünyanın önünde asker selamı yaptı. Bu ahlaksızlığın, bu utanmazlığın umarım bu iktidar peşinde olur. Çünkü bizim milli futbolcumuza ceza veren UEFA bakalım burada ne yapacak? Bence futboldan men bile edebilir. Çünkü bu bir insanlık suçu. Ama tüm bu olayları birlikte değerlendirdiğimiz zaman belki İsrail takımı buraya gelmeyecekti. Biz 3-0 hükmen galip gelecektik. Belki gelecekti o taraftar baskısıyla biz kazanacaktık. Ama alınan bu kararı 86 milyonun takdirini bırakıyorum. Çünkü kendi takımlarını, kendi taraftarlarını, kendi ülkesini düşünmeyen, İsrail takımının güvenliğini düşünen bir iktidar var. Diğer bir durum, teğmenlerimize yapılan haksızlığı, haksız saldırıları hepiniz biliyorsunuz. Ama bir şey daha duyduk. İzmir Marşı yasağı. Şimdi de bununla karşı karşıyayız. Milli değerlerimizle, kurucu değerlerimizle sorun yaşayan bir iktidar var. Bu talimat verildi mi? Törenlerde İzmir Marşı yasaklandı mı? Bunu Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü mü verdi? İlgili komutan mı verdi? Kim verdi? Bunu bilmek istiyoruz. Bu doğru mu? Bunu bilmek istiyoruz. Ama eğer bu doğruysa gerçekten yazıklar olsun. Artık ahlaki değerlerini, kurucu değerlerini, tarihini unutmuş, bir kenara bırakmış, bununla hesaplaşmak isteyen bir iktidar var. Bu ülkede İzmir Marşı sadece törenlerde değil, her platformda gururla, onurla okunur, okunmaya devam edecek. Ama bundan rahatsız olan birileri varsa onlar yargılanmalı. Bunu Milli Savunma Bakanı'na soruyoruz. Bunu Cumhurbaşkanı'na soruyoruz. Bunu o rektöre soruyoruz. Eğer böyle bir durum varsa 86 milyonu buna tepki vermeye davet ediyoruz. Zaten İzmir Marşı'ndan rahatsız olduklarını biz biliyoruz. Ama bunu resmi olarak okullara, törenlere getirmeleri utanç verici ve bu marşı belki o törenlerde yasaklıyorlar ama statlarda milyonlarca, yüz binlerce insan bu marşı okuyor. O yüzden bu konuda cevaplarını bekliyoruz. Ama başta yalanlıyorlar. Yalanladıktan sonra bu olayların hepsinin doğru olduğu ortaya çıkıyor. Tıpkı teğmenlerde olduğu gibi başta yalanladılar, başta savundular. Şimdi darbeci olmaya kalktı o çocuklar. Yani ülkenin nereden nereye gittiğini hepimiz görüyoruz. Utanç verici bu karar varsa bundan bir an önce dönmelerini, ülkenin kurucu değerleriyle uğraşmamalarını tavsiye ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplandırayım. Efendim, Milli Savunma Üniversitesi, Milli Savunma ülkenin kalbi, ülkenin en önemli kurumundan bahsediyoruz. Bu yeterli olur mu? Asla, bunun bir izahı olmalı. Ama teğmenlerin olayı, İzmir Marşı'nın yasaklanma iddiası ve bu haritayı birlikte değerlendirdiğimiz zaman utanılması gereken birçok şeyi yaşıyoruz. O profesörün istifa etmesi tabii ki gerekli. Ama kendisi niye o koltukta oturuyor ben merak ediyorum. Çünkü bu işlerin en büyük müsebbibi o bakan ve kendisi. Askerlik yapmış, bu ülkede cephede
milyonları korumuş, Genelkurmay Başkanlığı yapmış bakanın bunlara seyirci kalması, susması utanç verici bir durumdur. Çıkıp gerekeni önce kendinin yapması ve teğmenlerden başlayarak bu yanlışların hepsinin bir kenara bırakılıp dönülmesi en büyük muradımız. Teşekkür ediyorum.